Hepinize merhabalar dostlar. Bugün Starlink'te Age of History 3 ile evet dostlar yanlış duymadınız Age of History 3 dedim. Çünkü Age of History 3 bugün itibariyle saat 1'de çıktı dostlar. Ee, şöyle ben birkaç el oynadım kendimi geliştirmek amacıyla şöyle oyun yükle falan filan görüyorsunuz. Buralara hızlıca şeyim. Şimdi yeni oyun diyeceğiz. Şöyle dostlar senaryolara bakacak olursak ve bu arada iki aydır yokum. Age of Story 3'ü bekliyordum. Artık iki çok sıkmıştı çünkü. Senaryolara bakacak olursak en baştan alacaksak. Hunna senaryosu e, sonsuz şehrin düşüşü Roma'yı konu alan bir senaryo. Burada baktığımız zaman 1066 senaryosu. Burada dikkatimizi çeken bir olay var. Age of Story 2'de olan 1200 senaryosunu kaldırmış. Onun yerine 1066 ve 1354 senaryolarını eklemiş Lucas. Ki bence bir Anadolu Selçuklu senaryosu yerine bir Büyük Selçuklu oynamak bence daha güzel. Ee, ve Osmanlı Beyli olması da cidden güzel Orhan Gazi dönem olsa da. 1440 zaten klasik senaryomuz olmazsa olmaz da en zevk veren senaryolardan. 30 yıl savaşı bence çok iyi. Victoria dönemi de bir kez daha o kadar önemli. Ve sonunda Büyük Savaş The Great var. Yani 1. Dünya Savaşı'nda eklemiş Lucas sonunda ve baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı 1936 senesinde başlıyor ve modern dünya. Bunları zaten biliyoruz. Şöyle hızlıca sefer diyecek olursak da bunlar da sadece bir bölge alan senaryolar. Şöyle birkaç senaryo. Baktığımız zaman dostlar böyle bir Yunan senaryosu var. Yunan adaları ve Anadolu'nun yarısı var. Baktığımız zaman İskandinav senaryosu, Hananaran, Çin, İngiltere, İspanya, Fransa, Rus toprakları, Polonya toprakları diyebiliriz. Buna Rus toprakları Osmanlılar. burada Kutsal Roma, Napoli savaşlarını buraya eklemiş. Napolyon savaşlarını, Brezilya, ABD eyaletleri, Güney Amerika eyaletleri. Görmüş olduğunuz gibi burada Osmanlılar var. Biz şöyle tekrardan yeni oyun diyeceğiz. Senaryolar diyeceğiz. Şu şekilde dostlar tamamdır. Şimdi biz göstermek için dostlar ben 1. Dünya Savaşı'na falan filan denedim ama bence göstermek için en uygun senaryo 1440 senaryosu. Çünkü hem oyunda 2. Murat var şöyle bir görün isterim. Hem de bence Age of Story 2 ana senaryosu 1440'tır. Burada ayarlar var. Burada ansiklopedi var. Ayarlara bakacaksak sağ sesi açık abi. Zorluk normal. Burada arttırabiliyoruz. Olaylar açık. Müttefik çağır. Vasallar kapalı. Al saldırganlık. Sıfır abi şöyle bir yüzde %10 yapalım bence. Evet şu şekilde dostlar Osmanlı Devleti ile oyunumuza başlıyoruz. Şimdi dostlar ekranımız geldi siz de şöyle görmüş ol oluyorsunuz. Sızıca haritayı incelemekten başlayalım bence. Şurada map mod politik, mevcut savaşlar, arazi türü, kaynaklar. Kaynakları şöyle gösterelim. Yani görüyorsunuz şu bile bence Age of Story 2'den daha iyi. Ee, harikalar dünyanın harikaları. Baktığımız zaman Türk devletlerinden hangisi var abi? Timur'da Argıbam diye bir şey varmış. Gırnada Türk değil ama yine Müslüman. Nüfus haritası. Biz Metpolite'ye tekrar dönerim. Buraları zaten gördünüz. Savaş zaten daha yeni başladı. Olamaz. Oyun gerçek zamanı bu arada. Onu da söylemişimdir. Ordularımız burada görünüyor. Zaten teknoloji. Buraların hepsine geleceğiz dostlar. İlk olarak e, görev işler arkadaşlar. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun görevleri. Bakın burada askeri güç. İlk olarak direkt, direkt bunu tamamladık abi. Yani hızlıca bitti bu. Burada hükümetimiz var. Burada dostlar başkenti falan taşıyabiliyoruz. Ee, böyle akademik şeyler falan basabiliyoruz. Şurada maliyetleri falan gözüküyor. Kanun yapabiliyoruz dostlar. Mesela federal haklar. Diyor ki toprak asiler tarafından tutur köyler e, serf olarak çalışır. Büyüme sıfır maliyet kırk falan diyor. Böyle şeyler var bunların hepsini anlatacağız. Binalar, ekonomi, vergi, yurt, din. Şimdi dostlar hazır din varken dinine başlayalım. Görüyorsunuz ki şu kırmızı topraklarda Hristiyan dinler var. Ortodoks, Ortodoks, Ortodoks. Bunlar Ortodokslar. Bunları sünniliğe çevirmemiz lazım. bunu yapmak için de tabii ki para ödeyip onları asimile edeceğiz. Ve ayrıca oyunda da bir sünniyiz dostlar. Osmanlı İmparatorluğu sünnilikte 4 milyon, Memlük 3,5 milyon falan filan bunlar bu şekilde gözüküyor. Şimdi hızlıca bir araştırma seçelim. Avantaj puanları dostlar çok büyük işe yarıyor. Ben hep şu ikisini açıyorum. Bunlar direkt bize Artı altın 200 veriyor ve ya mükemmel bir şey ya bence çok karlı bu. Onun harici bir araştırma yapmamız lazım. Teknoloji ağacı biz en son neredeyiz abi? Yani bence ee... şundan elit şövalyeden gidebiliriz. Ama ilk onun için şunu mu yapmamız lazım? İlk bunu yapmamız lazım şunu yapmak için. O zaman bunu seçelim abi. Ee, kral ve soylu şeyini yapalım sonra rakip seçmemiz lazım E4'te olduğu gibi. Baktığımız zaman rakiplerimizin biri Polonya olacak çünkü uzakta biri Venedik olacak. O da uzakta biri Napoli Krallığı olacak ama ondalarız. Bunların hepsi uzakta. Bunları da hallettik. Şimdi danışman seçmemiz lazım dostlar. Bu da 4 mantığı. Baktığımız zaman da vergi verimliliği ee, İdari binalar maliyeti falan filan diyor bu da hemen şunu bir ayarlayayım tamam. Büyüme oranı arttırma. Bence vergi verimliliği en önemlisi. Baktığımız zaman burada e, e, ekonomi danışmanı. E, bence abi şu eleman ama bu da çok güçlüymüş. Ondan dolayı bunu alacağım. Diğer de aslında iyiydi yani. Neyse bunu alalım. İnovasyon danışmanına baktığımız zaman. Aylık miras, birimlerin savunması, i, ya şu anda aslında bence ilişkilerin iyileştirilmesi daha önemli iyi ilişkiler kullanmamız lazım Ordu bakımından Alper olduğu için bunu alasım geldi Ki bence bu daha önemli Alper çünkü yani ve özellikleri de iyi Evet baktığımız zaman bunları hallettik bu medeniyet sıralaması bunu geçiyorum Bunları hallettik bunları yükseltmemize gerek yok Bunu yükseltsek mi şimdi Hiç de şey yapasım yok şimdi hocam Bizim generalimiz kim Hemen bir general alalım daha güçlü bir general olsun savunması 7 saldırısı 3 bir adam ee, Şahsen bu generallerin hiçbirini sevmedim general al Yani bir ordu daha yaparsak belki general düşünülebilir Şimdi dostlar baktığımız zaman bu şeye saldırma yapacağız ama ilk olarak şu birazcık Ekonomik Yatırım yapalım şimdi dostlar Görmüş olduğunuz ekranda şunlara para ayırarak 4.19 falan Aylık gelirini azaltıyoruz Bunlar fazlalaştırıyoruz. Bu sayede bizim ekonomimiz artıyor. Ve 300k paramız varken ben de şunların hepsini bir artık şöyle bir arttıralım. Tamamdır. Altyapı yapalım biraz. Şöyle. Bir de vergisini yapalım şuraların. Tamamdır dostlar. Direkt görmüş olduğunuz gibi hallettik. Şimdi oyunumuzu şöyle bu kaç izlaga? Şöyle bir 4'te izleyelim. Şimdi şöyle ekonomi bakın görmüş olduğunuz gibi arttırıyoruz şunu da bir arttırmamız lazım. Çok yavaş ilerliyor. Onun farkındayım. Birazcık bina falan inşa edeceğiz. E, ee, Dulkadir Karamanoğlu'nu falan alacağız. Onu bir şekilde arttıracağız. Şimdi Bizans ile Eflak dostlar. Ha, onu da bir size hızlıca şeyden bahsedeyim. Bizans çok güçlü yani dostlar. Yani Bizans çok çok güçlü. Ba Neden böyle bilmiyorum. Ama direkt Bizans almamız lazım. Ateşkesteyiz. Yani Bizans'ın potansiyel yani bizim bir müttefik yapmamız şart. E, müttefik olarak kimi görüyorsunuz derseniz ise burada kara koyunlar bence mükemmel bir müttefik olabilir. ilişkileri geliştiriyorum. Ettifak oluşturamam. ilişkileri geliştirmeye başladım. Artık tabii ki gerçek zamanlı olduğu için bakın şimdi ilişkileri geliştir dedim. Bak artı bir geldi. Diğer devletlerle mesela memlüklerle ilişki geliştirelim. Ee, onun harici abi kimle ilişki geliştirebiliriz? şimdilik bir Bizans ilişki geliştirelim ama sonradan tabi onlarla da ilişkilerimizi kötüleştireceğiz. Sadece şimdilik bir Macarlarla ilişki geliştirelim. Hiç savaş kaldıracak değiliz. Eflaklılarla iyiymiş. Diğer devletler bize çok bir şey yapamaz. Şöyle güzel 200 kalık bir paramız oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 tane 3000'lik bir elit pikmenler şövalye falan filan. Bizim ordu bakımından kendimizi geliştirmemiz lazım mı abi. Yani ordu işinde birazcık arttırmamız lazım dostlar. Baktığımız zaman dostlar buradan binalar üretebiliyoruz. Yani bir ilk bakış olarak bina basabiliyoruz. Aylık gelirimizi arttırıyor. Aylık müdahalesimiz aylık araştırmamızı. Bence iki tapınak iki tane de ee, şey basalım. Kütüphane. Ee, abi Bursa İnegöl Tamam mı? Binalara bir daha tıklıyorum. Bir de iki kütüphane basalım. Eee, uzun köprü. Eee, bir tane daha basacağım abi. bir bence kolay yaparız. Şunu bir arttırayım yani bir de buraya basalım. Artık bir tık art azaltabilirim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada binalarımız bizim oluşuyor. Ee, daha çok yapılıyor yani öyle düşünebilirsiniz. Bu arada artık kara koyunlarla bence bir ittifak oluşturulabilir bir puan daha geliştirmemiz lazım diyor. Bir ittifak. Evet. Kara koyunlarla ittifak oluşturdum dostlar. Artık oyunda ittifak çok önemli. Çünkü herkes müttefik alıyor. Müttefik olmak istiyor. Ya yani, yani Mesela Bizans bakın şimdi. Hemen kendini eflakla müttefik yapmış. Bizim de zıcımı müttefik almamız lazım. O da kara koyunlar. Bence bizim için mükemmel bir seçenek. Baktığımız zaman dini işler için de birazcık para biriktirilmemiz lazım. Yani ülkemizi toparlamamız lazım abi. Onun için de biraz para biriktiriyoruz. Şöyle bir ne kadarlıktı? 323k para biriktirmemiz lazım. Şunlar da artık bir inşa edilsin. Gelirimiz bence bir tık daha arttı. Ha, bence değil arttı zaten. Evet şöyle hepsini buna da hallettik. Hepsini ehli sünnet dinimize çekeceğiz. Ee, bunu da 1'den 11'e kadar çıkardık. Kütüphane bayağı iş yaradı. Kütüphane bayağı inşa etmek lazım. Şöyle bir 400-500k paramız olsun Kütüphaneye bayağı bir abanacağız dostlar Ve artık kendimizi Devletin en güçlü kütüphanecilerinden biri yapacağız Yani devletimizi Diğer devletlere nazaran daha güçlü bir kütüphane Şey yapacağız 300 olsun paramız çok güzel Binalar abi Kütüphane Şimdi Bolu Kütahya Polatlı Ankara Ve bir tane daha yapabiliyoruz Tavşanlıya kütüphanelerimizi inşa edelim abi Bence çok güzel yerlere yatırımlar yaptık birazcık Anadolu'nun Anadolumuzun yatırıma ihtiyacı vardı ve bunu bu şekilde yaptığımız için bence çok önemli. Evet görmüş olduğunuz gibi artı 32'ye kadar çıkardık ee, Şimdi. 12'ye getirebiliyoruz şunu. 12 güzel. Yani birazcık da artık gelirimizi arttırmaya bakacağız. Çok güzel. Gelirimiz artıyor ama birazcık daha ekonomik yatırım yapmamız lazım. Şöyle bir ekonomiye basalım bayağı bir. Tamamdır. Bayağı bayağı dostlar kendimizi kalkındırıyoruz ya. Şöyle mesela ekonomiye bakalım dostlar. Direkt 13.7. Binalardan daha karlı oluyor bence. Hmm Askeri değil de ekonomik yönetim değil ekonomik üretim verelim üretim verelim liman inşa edelim abi şöyle bir şuraya mesela bir tane zonguldak liman inşa ediyoruz atıyorum şu an güzel Bizanslı aramız 40'a kadar çıktı artık ilişki geliştirmeyi durdurabiliriz yani bence çok fazla İlişki geliştirmeyi durduralım abi şunlarla çok iyi. Şimdi bence Karamanoğlu Beyliği'ne artık dostlar bir casus gönderebiliriz sizin de izninizle. 121 para istiyor. Birazcık paramızı arttıracağız. Şöyle bir tık daha arttıralım. Evet casus gönder. Çok güzel bir tık daha kısalım. Kaç yıl abi? Kaç yıl casus diyorsun? Hmm, bayağı bir var. Bayağı bir beklememiz lazım. Evet biz de o sıra ordumuzu güçlendirmeye bakabiliriz. Ordumuzu birazcık daha aslında ekonomik yatırım şöyle bir tık ekonomik yatırım birazcık altyapı evet görev tamamlandı. Birazcık da vergi şeyine arttıracağız. Hiç ekonomik yatırım yapmadık ama e, şuradan dostlar hızlıca buna tıklayınca görmüş olduğunuz gibi adamın ordusunu görebiliyoruz. 1000, 22.000 e, baktığımız zaman bizim orduyla 3000, 5000, 7000 e, 13 .000. Yani bence bizim ordu onun ordusundan daha fazla. Daha iyi. 2004 şu ne abi? Yayıcılar 10.000 Yani şu çok değil. Bunu da üstünüz. Şövalyesi 5 binmiş. Bizim kaç şövalyemiz? 7 .000. Yani bizim ordu daha üstün gibi gibi. Bence rahat bir şekilde alabiliriz. Şöyle ordumuzu şuraya çekelim. Çok güzel artık Karamanoğlu Beli ile hakaret edelim bir tur. Savaş ilan edelim. Abi kara koynular. Şöyle defik çağır. Artı olunca çağırıyoruz herhalde. Şöyle herhalde oluyor şu an. Kara koynular, ak koynular bence mükemmel bir savaş olacak. Yenilirsek de canımız sağ olsun diyorum. Ee, ama şöyle bir paramızı birazcık daha bekletelim. Birazcık daha şöyle bir yüzü görelim abi. Gördük mü? Tamam. Evet hacım. Artık Osmanlı Devleti olarak. Evet. Bayağı bir güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir dakika hocam. Şimdi sen diplomasi Hocam biz seni savaşa çağırmadık mı? Allah Allah adamı savaşa çağırmadık herhalde dostlar öyle gözüküyor. Ordusunda göremiyoruz ki bu adam. Evet bizi yendiler. Ben bunu çağırmadım mı bu savaşa ya? İttifak değil miyiz biz? İttifak kız abi adamla. %90'ın üzerinde olması lazımmış. Dostlar biz bu savaşı kaybedeceğiz. Bence galipsiz barış yapalım. Onaylayalım. Bakın ordumuz çok fena darbe aldı. Bunun bir tek sorumlusu vardır. O da abi kesinlikle kara koyunu devlettir. Adamlarla biz ittifakız zaten. Abi ittifak değil miyiz bu adamlarla? Aa. Ak koyun kara koyunlara. Ittifak. ben anlamadım hocam. Bu ittifak olayı biraz değişik. Şöyle bir paramızı arttıralım. Ama bizim abi insan gücümüz düşüyor. Niye öyle? İnsan gücü. Bunu bir arttırmamız lazım. Şöyle biraz buna para harcayalım dostlar. Bence doğrusu bu çünkü. insan gücünü arttırmak için. Evet oyun kaydediliyor. Bu arada bu kaydetme mantı bence kötü. Artı 400 oldu. Şöyle bir tık daha arttıralım hocam. Artı 400. Artı 417 hala. Evet şurayı bu arada yaptık mı bilmiyorum ama. Ha mesela dostlar artık e, askeri güç falan askeri mirastan açık devam edelim. Artık bunu açtık. Ve görmüş olduğunuz gibi tüm karakterlerin yaşam e, yaşam beklentisi 3 arttı. Generaller askeri akademik akademi seviyesi artı bir falan bunlar arttı böyle. Çok iyi. E, vergilendirme düzeyi orta. Artık şunları bence ortaya çekelim. Biraz gelirimiz önemli abi. Gelirimiz artsın. Gelirimiz artsın. Baya e, bayağı bizi zorladı. Candaroğlu müttefik yapmış mı? Kırmanlığını yapmış. Abi Kırmanlığı güçlü devlet ya. Candaroğlu Trabzon Rum. Bir baktığımız zaman ve ittifak. İmre e Krallığı kim abi? Tam Trabzon Rum'u yeriz biz. Herkes bir kişiyle ittifak yapıyor, yapabiliyor bu arada. Bizim ordumuz güçlendi abi. Evet şimdi bize Bizans İmparatorluğu savaş ilan etti. Hızlıca ordu basmamız lazım. 24-25 Evet. Oluşturalım abi şöyle. dostlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz zorlanacağız ama. Şimdi şu ikisini şöyle yapalım. Ee, birlikleri birleştir diyelim. Abi. selam senin bu toprağını alayım. Adam Anadolu'nun içine kadar ilerledi ya. Dostlar ikisinde 30k'lık askeri var ondan dolayı çok bir şey yapamıyorum. Ama şimdi şurada bir... Abi bunda ne var ki böyle iniyor ya bize. Elit kılıçlı savaşçı bilmem ne askerleri diyor. Bizim ordumuz bunun generali kaçlık ki? 5'e 3'lük. Bizim generalimiz 5'e 5'lik. Vallahi bizi tokatlıyorlar abi şu an. şu anda 284k oldu. Şu kanunlar işini daha çözemedim. Ee, ama şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu kanunlar işi ne ya? Bir dakika bir ordu basmamız lazım şu anda. 35 karşı zaten asker sınırına ulaşmışız. Bir dakika bir dakika hocam. Varış anlaşması yaptık abi gitti bu topraklar. Abi niye bu kadar güçlü ya bu şeyler? Vallahi yeniliyoruz dostlar. Yani bu senaryo baktığın zaman böyle. Şimdi şöyle bir ana menüye çıkalım. Yeni oyun ee, dediğimiz zaman birazcık da 1066 yıl senaryosuna bakalım. Yani Age of History 3 baktığımız zaman güzel bir oyun ama nedense biraz zor. Abi Nikolas 2 diyor ama Zorluk çok kolay falan filan neyse bunlar şimdi normalde oynayalım da ee, yani bayağı baktığımız zaman dostlar senaryolar bu şekilde birazcık aslında dünyayı gezebiliriz baktığımız zaman ülkeler Bizans İmparatorluğu ee, Deş, Deşli Kıpçak e, Selçukiler Songlar falan filan ee, bu şekilde dostlar oyun bence güzel olmuş e, ee, güzel oynayamadık ama Osmanlı'yı bence idare eder bir şekilde oynadık. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı en iyi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.